Gelecektir. Evet, e şimdi Esfender Bey, tabii ki tüm bu konularda hep vurguladığımız şey Türkiye'nin başarılı olabilmesi, tabii ki Türkiye'de dengelerin kurulabilmesi. Bunun için de herhalde ilk önce ekonominin bir rayına oturması evet, gerekiyor. Doğru. O yüzden izleyicilerimizden de, keza halktan da hep şu ekonomi hususunda sorular geliyor. Ben de size yöneltmek isterim. Tabii ki programımızın son yarım saatlik dilimine de girmiş bulunuyoruz. Acaba seçim sonrası, seçim çünkü geldi çattı. Saatler sonrasında ilk oyda atılacak, sandıklar açılacak. Kaçta başlıyor oy kullanma? Sekiz. 8 8'de bekleyin. 18.17. Evet. Buradan sandığa gidelim. Buradan evet yayından hep birlikte <laughs> geceyi birlikte kapatıp gidebiliriz. Şimdi esas geleceğim konu da ekonomi. Sizin de uzmanlık alanınız aynı zamanda. Seçim sonrası ekonomide ne bekleniyor? Siz ne bekliyorsunuz? E tabii ki bir sorun var. Yani bu Şüphesiz propagandaya girmez. Ekonomik sorun olduğunu herkes markete gittiğinde o fiyatlarda görüyor. Ama çözüm ne olmalı ya da neler olmalı diye size de sormak evet. istiyorum. Şimdi tabii sorunu ortaya koyunca çözümü de koymak lazım. Haklısın. Doğru. Şimdi bakın ilk sorun Türkiye'de şu anda seçim sonrası en büyük ekonomik risk Türkiye'nin dış borçlarında temerüte düşme riski. Şimdi böyle bir risk var mı? Var. Ama tabii çözümsüz değil. Nasıl var olduğunu anlıyoruz. Bakın e, Cuma günü dikkat edin bankalar Perşembe Cuma günü döviz satmadı. Evet. Yahut da 100 bin dolar istedin 30 bin dolar verdi. Kısıtladı. E, resmen döviz satışı durdu iki gün. Hayır, pazartesi ne olur? Şimdi e, durdu bir de mesela eğer dalgalı kur sistemi olmasaydı resmen adı kara borsa olacaktı. <laughs> Çünkü bankalar sizden dövizi yani sizin dövizinizi bankalar 19 56 47'den bozdu. Bu birebir tespittir cuma günü. Ama kapalı çarşı döviz büroları 21 59 50'den bozdu. Fark %10.4. Eğer resmi kurla piyasa kuru arasında %10.4 bir fark varsa bu demektir ki yani ikili piyasa yapısı var yani kara borsada döviz bir de kuyruklar vardı şimdi demek ki Türkiye'nin bir döviz sıkıntısı var evet. şimdi Ocak-Mart ödemeler dengesi açıklandı orada bakıyoruz cari açık mesela geçen seneye göre neredeyse iki katına artmış 3 ayda 23,6 milyar dolara çıkmış 3 ayda ondan sonra Yabancı yatırım sermayesi gelmemiş. Şey gelmiş, yabancı gayrimenkul satışından dolayı 1 milyar 370 milyar dolar gelmiş ama doğrudan yatırımlardan da 484 milyon çıkmış. Bak doğrudan yatırım, ya burada yabancı yatırım sermayesi var Türkiye'de. Onlar için sermayelerini artırmak için, bilmem amortisman için döviz girmesi lazım. O bile girmemiş, tersine çıkmış. ve portföy yatırımlarından 303 milyon dolar çıkmış. Ee, ve dolayısıyla resmi rezervlerde 14,3 milyar dolar azalmış. Evet. Şimdi bu Türkiye'nin müthiş dövize ihtiyacı olduğunu Kanıtı artırıyor, kanıtlıyor. Şimdi bu söylüyor. Şimdi bunu nasıl kapatırsın? Borçlanırsın değil mi? Hı hı. Yani borçlanarak hı. döviz alırsın, kapatırsın. Ama e, Türkiye borç yüksek faizle borçlanıyor. Türkiye'nin CDS'e soranları şu anda 552.77. Dünyada CDS oranı şudur. Yani alacağım borcun sigorta Risk primi. Risk primi. Şimdi Rusya 13.775, 200'dü Rusya'nın savaştan önce. Bak görüyor musun Putin'in ne kadar bir milleti zora soktuğunu. CDS oranı 200'dü, 13.775'e çıktı. Yani şey açısından bu iflasa yakın bir risktir. İkincisi Mısır 1831. Mısır da bizden düşüktü. Üçüncüsü biz 552-77. Bizden sonra birden düşüyor bu risk. Brezilya'da 255, Hollanda'da 12 mesela. Danimarka'da 12. Da 12 evet. Şimdi bu şartlar altında demek ki Türkiye'de bir yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. iki çıkıyor. Üç, dünya e, gelişmekte olan ülkelerin riskli olduğunu dış borç ödemede, temerrüt riskinde olduğunu dünya söylüyor. Mesela dünya Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası e, şimdi onların yani dü Dünya Birleşmiş Milletler raporuna bakarsak gelişmekte olan ülkeler içinde dış borç temeli risk yüksek olanlar mesela Türkiye bu yüksek spekülatif ülkeler arasında Nijerya, Türkiye, Ukrayna, Tacikistan, Özbekistan, Moldova. Demek ki Türkiye'de bir e, dış borç riski var seçim sonrası. Bunu nasıl gideriz? Bak bunu şöyle gideriz. Türkiye bir defa IMF ile bir e, IMF ile yakınlaşması lazım. IMF'nin birçok şekilde borç verme e, yöntemi var. İlla bir standvayda yapmak gerekmez. Bir Avrupa Birliği ile yakınlaşmayı bunu ilan etsen bile yeter ve Türkiye'ye o zaman yabancı yatırım sermayesi gelir. Türkiye'ye IMF, e, Avrupa Birliği her zaman çıpa olur. Bugünkü yönetim hem IMF'ye hem, hem de Avrupa Birliği'ne. Şimdi bu yönetim, bakmıyor. ya bu yönetim diyelim kaldı ama tamamen tavır değiştirdi. Anlatabilir mi? Diyelim ki IMF'ye şey bir yakınlaşmaya gitti, Avrupa Birliği'ye yakınlaşmaya gitti. O bile çıpa olur ve Türkiye'ye, Türkiye'ye Avrupa Birliği çıpası olmadan, IMF çıpası olmadan рейтинг kuruluşları şu anda Türkiye için verdiği 3 reyting kuruluşun notu yüksek derecede spekülatif yatırım yapılamaz. Onun için de yabancı sermaye gelmiyor. Şimdi bunlar düzeldikten, he, bunlar düzeldikten sonra yabancı yatırım sermayesi gelir ve Türkiye e, bu riskten kurtulur. Şimdi ikincisi kriz riski. Şimdi yani Türkiye bir kriz yaşıyor. Ama neden e, bu kriz e, yani Türkiye'nin geçmişte yaşadığı krizler var. bir gecede mesela kriz yaşamış. O zaman neden? Çünkü sabit kur vardı. Şimdi dalgalı kur var. Şimdi krizin ömrü uzadı. Ee, yani kronik Neydi? hale geldi. Kronik hale geldi. Şimdi bu şartlar altında Türkiye'de büyüme o açıdan önemli. Bakın şimdi büyüme düşerse durgunluk olursa işsizlik de artacak. Doğru. Bu risk var. Şimdi büyüme ne durumda? Bakın 2022'de 7.6'ymış birinci çeyrek, dördüncü çeyrek 3.5'a düşmüş. Yani büyüme trendi düşüyor. IMF'nin yayınladığı 2023 yılında dünyada büyüme ortalama 2.8 olacak. Gelişmiş olan ülkelerde 1.3 olacak. Gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde 3.9 olacak. Türkiye'de 2.7. Türkiye gelişmekte olan ülkelerin altına düşüyor. Şimdi bakıyoruz yatırımlara. Yatırımlar düşme eğiliminde. Sanayi 2002 yılının 3. çeyreğinde 3.3'ler aldı. Ve son çeyrekte 3.3'ler aldı ve sanayi üretim endeksi de bugün eksi de Şimdi bu şartlar altında demek ki Türkiye bir büyüme sorunu yaşayacak. Büyüme sorunu yanında bir de enflasyon yaşayacak. Şimdi enflasyonu da söyleyeyim sonra çözümün ikisini birden söyleyeyim. Şimdi dünyada enflasyon 2000 Nisan 2023. Amerika Birleşik Devletleri 4.9, Avrupa 7, Çin 0.7, Brezilya 4.6 bak Brezilya 4.6, Endonezya 4.3. Bunları niye diyorum? Türkiye gibi gelişmekte olan ülke. Rusya 3.5 bak savaş halinde bir ülke enflasyon 3.5. Türkiye 43.68. Demek ki Türkiye'de çok yüksek. Enflasyon evet. çok yüksek. Şimdi e, enflasyonun tek sebebi reel faizlerin yüksek olması. Eksi reel faizin olması. Yani şimdi bir ülke 43.68 enflasyon varsa, 8.5'ta da faizleri tutarsa o zaman o ülkeden hiçbir zaman e, istikrar bekleyemez. Evet. Bak Amerika Avrupa Birliği de faizleri düşürdü. Ama ne 1-2 puan, yani diyelim ki enflasyon %4-5 de o zaman. Ya bunlar da işte evet. 3'e düşürdü, Ocak sonra 0'a düşürdü. He. Ve dolayısıyla e, yani orada eksi faiz Biz %30, 3-5, bizde %30-35. Dolayısıyla bu risklerden çıkışın tek yolu faizleri artırmak. Yani reel faiz vermek. Avrupa Birliği artırdı, Amerika artırdı, sonuç aldılar. Türkiye'de enflasyonu yenmek istiyorsa hı hı. sonuç alması lazım. Şimdi bunların iddiası, dediler ki eğer faiz eksi olursa ekonomide büyüme olur. Ama görüyoruz ki ekonomide Öyle tersine olmadı. büyüme Her yok. Dedik. Tersine bakacak olursak evet. faiz hiçbir zaman büyümeyi etkilememiş. Şu sebebi, büyümeyi daha çok etkileyen istikrar ve güven meselesi. Evet. Şimdi seçimden sonra eğer bir güven olursa hükümete güven gelirse yabancı yatırım sermayesi gelirse onun yanında e, Türkiye e, işte bu şey merkez bankasını bağımsız bırakırsa Çin ve Rusya'yla yaptığı dış ticarette ithalat yarı yarıya indirirse e, ve reel faizde uygularsa e, Türkiye için ee, yani bu bu sorunlardan Türkiye kurtulur kurtulmaz diye bir sorun yok. Yani çözüm yolu faizleri artırmak merkez bankasını bağımsız yapmak yabancı yatırım sermayesi çekmek güven oluşturmak bütün bunları yaparsa e, Türkiye kurtulur. Ama bunun tabii benim bu kitap var en son yayınlanan Türkiye için kalkınma modeli O modelde de ben bütün şeyleri anlattım Size verdiğim yani, kitapta Türkiye için kalkınma modeli var. Orada yani e, detayları var. Evet. 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 Hocama bir, bir bir soru sormama müsaade eder misiniz? Tabii. Yani Hı -hı. tamamen ihtisas kapsamında. Şimdi uluslararası sözleşmelerde tahkim diye bir konu var. Ve biz şu andaki durumumuz biraz daha hani Arjantin'in bir dönem yaşamış olduğu sıkıntıları andırıyor. Hı -hı. En sonunda İsrail şey,